Merhaba arkadaşlar, Foro Yüklerimiz hoş geldiniz. Ben Erman ve bugün yepyeni bir Psikim Altın My Club bölümü daha beraberiz. Ve My Club'da Road to Division 1'da kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. En son bildiğiniz üzere Şampiyonlar Ligi oynadık ve kazandık. Bir ilk maçımızı kaybettik, ikincisini kazandık ve üçüncü de klasman oynadık. Klasmanı da kazandık arkadaşlar. Şimdi bugün yine klasmanlarda kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son klasmanlarda fazla maç yapmamıştık. Takımımız şu anda bu arkadaşlar, şu haliyle. Ve biz yine bugün bedava gelen topumuzu açacağız. Umarım yine siyah top açarız. Orası artık tamamen şansa kaldı. Evet, bir tane kaleci topu açma hakkımız var. Bedava arkadaşlar. Ya bir siyah top gelse, bir Neuer gelse. Ya o kadar güzel olur ki, inanın bana. Şimdi 5, 4, 3, 2, 1. 0 diye isim gelmiyor ama 0. Hadi bakalım. Çok erken durdu ya. Çok hızlı durdu. Oh, sonunda rakip buldu. Allah, Monsat'ta rakip arıyor ama 704 dereceli Imager 2000 isimli bir arkadaşla karşılaştık. Ani zakit derecesi var maalesef ki ve şeyi bayağı bir yüksekti. Cristiano Ronaldo, Neymar, Di Maria forvetleriyle oynuyor. 95 Cristiano Ronaldo'su var, Sterling'i var, Matuidi'si var, Sergio Busquets'i var, Sergio Ramos'u var, Alaba'sı var, Hummels'ı var ve Lam'ı var. Kalede de Courtois'ı var. Yani hemen hemen herkes 90 ve üzeri arkadaşlar, hemen hemen herkes 89'luk 2 tane 3 tane oyuncusu var. Diğer herkes çok yüksek. Çok güçlü bir rakip, çok güçlü bir kadro. 161 galibiyet oranı var. 5. klasmanda 264 maç yapmış. Ulan şu 5. klasmanda da çok zor rakipler geliyor bize. 161 de bizim galibiyet oranımız var. Kazanabilecek miyiz bilmiyorum. Onun formasını değiştirmem gerekiyor ama onun formasını değiştirdim. Maça başladım. Jacob Bakta Fury isimli arkadaş. Çok güçlü bir kadroya sahip, bayağı güçlü bir kadroya sahip. Umarım bir aksilik olmaz. En son takımımız çok saçmalamıştı. Gecikme olmazsa daha iyi oynayacağımı düşünüyorum ki gerçekten böyle arkadaşlar. Gecikme olmadığı zaman daha iyi oynuyorum. Gecikme olunca benim takımım gerizekalılaşıyor. Böyle birbirleriyle çarpışıyorlar, anlaşamıyorlar falan filan. Çok yaşıyoruz maalesef ki bunları arkadaşlar. Umarım ki uzak bir ülke değildir. Umarım ki internet kötü değildir ama ani zakitlerisi var. Bunlar hepsi şüpheli şeyler. İyi olan kazansın diyeceğim ama istatistikleri benimkinden daha iyi. O yüzden desem demesem bir kararsızım. Emin değilim yine de. Allah yardımcımız olsun. Bakalım başlıyoruz arkadaşlar. Ne olacak derken oyunum droplanıyor. Bu benden kaynaklı olabilir, emin değilim. Hayır, Ronaldo. Oo, Petrişeh, aferin. Neymar yerden bıraktı. Çok güzel İbrahimovic. İbrahimovic bir kez dokundu. İbrahimovic kalecinin üzerine vurdu. Dönen topta neden kimse yok? Neden İbrahimovic koşuyor? İbrahimovic voleyi vurdu. İnanmıyorum. Ravaşata vurdu. Özür dilerim. Neden İbrahimovic koştu tekrar? Neden Nani koşmadı? Oyuncu değiştirme tuşuna basmama rağmen Allah'ım çok ani gelişti. İbrahimovic gelişine vursaydı eğer orada benim bastığım şekilde. Ama gecikme yüzünden, bakın Röveşat'a denediniz diyor bana. Gecikme yüzünden öyle şey oldu. Hayır. Nasıl yiyorsun kaleci, inanmıyorum sana ya. Of, Ronaldo çok iyi ya. Ya al işte, bomboş bıraktı ya. Ay. Haydi be İbrahimovic, lütfen be İbrahimovic. Hadi İbrahimovic, koş. İşte budur be. Allah'ım, kaleci kontrollerine geçmezse %100 atamam golü ha. Aferin İbrahimovic, sonunda cevap verdim. 2-1 oldu ya. Yeni İbrahimovic'e. İbrahimovic ona geçer mi? Bir hata. İbrahimovic, inanmıyorum. Abi inanmıyorum ya. Çok güzel yer tutmuştum. Nasıl alamam ya? Abi gene lag oluyor. Of abi, bunun da mı interneti kötü ya? Çok güzel bir orta. İbrahimovic vuramadı. Dönen top. Lütfen, işte budur 2-2. Neymar be. 2-2'yi yapıyoruz, rahat yapıyoruz sonunda be. Daha yeni ısınıyorum oyuna. Oh. Nani sıyrıldı be. Aferin Nani be. Nani gidiyor. Neymar'ı gördüm. Neymar'ı aktar. Çok güzel bir orta. Neymar. Muhteşem bir orta. Nani'den muhteşem bir orta. Neymar. Üçüncü golümüzü atıyor. Şu köyüne geçiyoruz. İşte bu be. Abi rakip zaten güzel oynayamıyor. İnanın bana güzel oynayamıyor. Sadece lag var. Ben lagda güzel oynayamıyorum abicim. Bu bir gerçek. Defalarca söyledim, Neymar'la koşuyorum. En yukarıyı gör. Neymar çok güzel bir orta. Kafa gelir mi? Kendi kalesine gidiyor top. Son anda çizgiden çıkardı. Oo, çok kendimize geldik abi. Kendimize geldik. Şu lag olmasa zaten çok daha güzel olacaktı her şey. İlk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarı 3-2. Son anda 3-2 yaptık. Bayağı arka arkaya gol attık. 3-2 yapıyoruz. Önde girdik ilk yarı ancak daha iyi oynamam lazım. Şu gecikmeyi iyice bir çözmem lazım. Gecikmede çok, gerçekten çok kontrolsüz oynuyorum ve defansım falan, futbolcularım çok izliyorlar maalesef ki topları. Neden böyle oluyor gerçekten anlamıyorum ama evet, kötü başladım yine. Neyse, bakalım arkadaşlar bu yarı ne yapacağız. Umarım ki 3 puanı kazanan alan biz oluruz. Güzel bir pas Neymar'a. Neymar gidiyor. Neymar çok güzel bir çalım. Neymar muhteşem bir çalım.
Her şeyi risk aldım orada. Her şeyi risk aldım. Neymar beni yüzüstü bırakmıyor. 4-2 yapıyoruz. Muhteşem bir comeback yaptık şu anda. Sterling de tekrar başladı. Ronaldo'ya verdi ama Ronaldo'ya şut dahi çektirmememiz lazım. İzleme sakın. İzleme sakın. Sakin ol. Sakin, sakin, sakin. Vur lan onu. Adamsın be Zlatan be. Zlatan aldı. Zlatan baktı. Zlatan! Zlatan! Zlatan İbrahimovic be. Adamım benim skoru 5-2 yapıyor. 3 fark yapıyoruz. 64. dakika. Muhteşem. Çok güzel abicim. Pozisyonları güzel değerlendiriyoruz. Mutluyum şu anda. Hayır 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 hayır. Oh, auto Cristiano Ronaldo auto vurdu. Huh, yakındı. Aa, güzel ver kaç yaptı. Olamaz, vur. Hayır 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 hayır. Direkt 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 direkt. Oh, oh, oh. Abi inanmıyorum, bu sefer şanslıyım. Bu sefer şans benden yana. Aman Allah'ım, çok yakındı. Ricardo Quaresma, bırak Zlatan'ın önüne. Ya neden durdurdun ama. De Bruyne aldı. De Bruyne baktı. De Bruyne gömdü. Kalecini kapattı. Üstünü üstüne vurdu ama olsun. Korner kazandık. Sert bir şuttu. Ya Quaresma gecikme yüzünden topu durdurup öyle pas atıyor. Ben direkt Zlatan'ın önüne yuvarlasını istedim ama. Zaten sağda arada bir lak çubuğu falan filan geliyor. Thiago ortasını yaptı. Kimin üstüne? Kimsenin üstüne. Matuidi aldı topu. Hayır. Abi adamsın Petrice. Oo, 5-3 olacaktı. Aslında 5-3 çok problem değil de hiç risk almaya gerek yok. Hem de hiç yok. Alırız bu maçı, hadi. Abi! Oha, korner taktiğine bak. 5-3 oldu lan, gene Ronaldo'yu attırdı abi. Ronaldo her türlü atıyor. Bu ne ya? Abi yalnız güzel taktik yaptı, onu öyle. Neymar bak dışarı, gördüm Quaresma'yı. Quaresma muhteşem bir orta. Quaresma resmen bomboş pozisyonda, bomboş ya. Ha, inanılmaz zor başardı Ricardo Quaresma. Güzel bir pas. Neymar gidiyor. Neymar çevir arkaya. Çevirdi. Tamam. İbrahimovic de bu. Bakın şimdi döneceğiz. Dön. Çok güzel. Ah, ama tır. Neyse, maç bitti zaten. Bıraktım gamepad'i. 5-3 kazanıyoruz arkadaşlar. Çok güzel kazandık. Ve klasmanlardaki 10. puanımızı aldık. Bu bölüm minimum bizim 2 maç daha kazanmamız gerekiyor ki zaten bu da bu bölümdeki bütün maçları kazanmak demek oluyor. Zaten arkadaştan bariz bir şekilde üstünlük ve Neymar kesinlikle hak ettiği bir yıldızlığı aldı. 8.0 ile hat-trick yaptı galiba. 4 gol atmış da olabilir, emin değilim. Zlatan 2 tane attı ama evet evet, Neymar 3 tane attı, Zlatan 2 tane attı. Çok güzel bir maçtı. Ya çok güzel değildi, lag vardı biraz ama neyse. Fena değil değildi arkadaşlar. Hemen sonraki rakibimizi buluyoruz. Bakalım kim oluyor? Aa, hemen rakip buldu. 616 dereceli 3 anı zaketlerisi ve fuck you'nun oldu versiyonu, fuck you olmuş. Bir rakip buldu. Bayern Münih ismini koymuş. Guardiola'yı da almış. 98 takım ruhu. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Neymar. Olabilecek en sağlam üçlü forvetle oynuyor. Iniesta, Matuidi ve Thiago'su var. Alaba, Thiago Silva ve diğerlerinin ismini okuyamadım ama neyse. Gene güçlü bir kadroya sahip. Güzel bir kadroya sahip. Kesinlikle bizimkinden daha güzel bir kadroya sahip. Özellikle de defanstan bahsediyorum. Defansları bayağı sağlam. İstatistiklerine bakalım hemen. İstatistikleri, oha! Abi 39 maçta %69 galibiyet oranı var. %69. Abi simülasyon maçlarında takımı otomatik oynarken 178 maçın 178'ini de kazanmış. Bu nasıl mümkün olabilir? İnanılmaz, inanılmaz bir şey bu. Çok sağlam istatistiklere sahip, inanılmaz sağlam. Biz son 3 maçımızın 3'ünü de kazandık. %62 galibiyet oranımız var. Allah'ım, çok böyle riskli bir maç olacak bu. Maça başta dedik, bakalım rakibimizi bekliyoruz, ne olacak? Lan ben gece aldım ya bu stadyumu. Ana, gündüz açılmış ya. Neyse, maça başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir karşılaşma olacak. Allah yardımcımız olsun diyorum. Yani kazanabileceğimizden emin olmasam da çok sağlam istatistikleri, çok sağlam takım olduğu için. Evet, yükleniyor ekranı, çok uzun sürdü ha. Allah Allah, neden böyle çok uzun sürüyor şu şeyler? Neyse, Verratti ile koşuyorum. Verratti. Döndü. Pasa bastım, neden iptal oldu? Tamam. Neymar. Çekti oradan Neymar. Neymar baktı. Çevirdi Neymar. Zlatan vurdu. Atamadık Zlatan. Hani kimse dönen topa vuramadı. Neyse, hızlı başladık maça, bakalım ne olacak. Ya olamaz. Aa, kapalı köşeye vurdu. Az daha kaleci yukarıya çekiyordum arkadaşlar. Az daha. Yani yukarıya çeksem her türlü atacakmış. Neyse ki bir saniye geç bastım tekrar tuşa. Ya abi Ronaldo'ya bak. Yuh ya abi. İkinci yarı eğer çok riskli olursa Ronaldo, Messi, Neymar üçlüsü markaj ayarlayacağım. Markaj ayarlamadım ama bayağı kaçırıyor ya. Neymar'la gidiyorum tekrar. Neymar çok topa basmasını istememiştim. Orada çektiler Zlatan'ı. Top çarptı kendi adamına. Zlatan'ı çekti. Zlatan topu alacaktı. Çarpıştılar orada. Çekti, bir şey oldu. Neyse, dakika 17.
Güzel bir orta bekliyorum Thiago'dan. Haydi Thiago, ortaya yaptı Zlatan. Zlatan kafayı vurdu, kendi oyuncu maç yaptı. Neymar vurdu ama gol atıyor. Neymar hata yapıyor ama telafi ediyor. 1-0 öndeyiz. Çok güzel be. Oh. Tamam. İyi, fena değil. Haydi Nani. Nani çektin Nani. Nani gidiyor. Nani baktı içeri. Pasını ver. Pasını aktaramadın. Nani pasını aktarsa orada İbrahimovic'e. Çok net bir gol atacağız. Bir müdahale Yaya Torre'den çıkartmaz onu diyeceğim ama yetişemedi. Olsun, güzel mücadele. Aferin Yaya Torre. Hayır ya, hayır ya. Özellikle tuttum Cristiano Ronaldo'yu. Nasıl atıyor bu adam? Anlamıyorum ya. Ah, durdurmak imkansız şu herif ya. Güzel bir orta. Zlatan İbrahimovic. Zlatan İbrahimovic hemen cevap veriyor be. Onun Ronaldo'su varsa benim Zlatan'ım var. İşte budur be. Tekrar 2-1 öndeyim. Çok güzel. Santra yaptım. Neymar'a verdim. Orta kafa, çok güzel bir gol be. Ya. Hayır. Girmedi. Allah'ım yarabbim. Ah, çok yakındı. Ya gene kaçırdılar adamı. Allah Allah. Ya abi. Tutamıyorum adamları. Sürekli kaçıyor. Abi hepsi kaçıyor. Tutturamıyorum herifleri. Allah Allah. Gene orta. Gene Zlatan ama bu sefer kalecinin üstüne Zlatan. Of ya. Ya ilk yarı bitti. 2-2 ilk yarı. Çok çekişmeli bir ilk yarı oluyor abi. Adamların forvetlerini durduramıyorum ya. Çok güçlü. Neymar, Messi, İbrahimovic. Ay ne İbrahimovic? Tövbe. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar. Çok fazla var. Yani çok fazla iyiler abi. Ay pardon. Şimdi ben onlara markaj ayarlamak zorundayım abi. Yapabileceğim hiçbir şey yok çünkü durduramıyorum. Vallahi durduramıyorum. Şimdi ben bunları böyle yapacağım. Umarım bir işe yarar. Güzel bir pas. İbrahimovic ortada, Verratti'yi gördüm. İbrahimovic, Verratti'yi aktardı. Verratti vurur mu? Verratti neden öyle bir kafa atmaya çalıştın Verratti? Ya ayakta kalsa golü atacak ya. Adam ayakta kalamadı ya. Olamaz. Olamaz, tut onu. Heh. Güzel bir pas. Neymar aldı. Neymar yıkılma. Oha, düştü. Ama bence faul vardı çünkü. Garip düştü ya. Gerizekalı, aşağı sürsene topu. Ay Allah'ım yarabbim. Nani döndü. Ortasını yaptı. Neden? Ya ha, vur. Vur lan, bir daha vur. Vur. Allah kahretmesin, vursanız hiç topa, inanmıyorum. Ya Torre, bu kadar salak olma. Yapay zeka öldü resmen. İnanmıyorum. Vallahi inanmıyorum. Ya Torre resmen bitirdi kendi kendini. Ben oyuncu değiştiriyorum abi. Bu ne hal ya? Evet, Thiago ortasını yaptı. Güzel bir nokta. İbrahimovic çektirdi. Direkten mi döndü? Bir yerden döndü. İnanmıyorum. Out ya. Ya hayır, direkten mi döndü? Kaleciden mi döndü? Kaleci kurtarmış ya. Of abi, inanmıyorum. Çok güzel bir kafaydı İbrahimovic. Haydi Ricardo Quaresma. Ricardo Quaresma gidiyor. Quaresma çekti. Tahmin etmedin değil mi bana? İkinci çekeceğim. İşte budur be. Ricardo Quaresma oyuna giriyor. Topu ayağına alıyor ve golünü atıyor Ricardo Quaresma be. Çok güzel abi, çok güzel. Bitir hakem. Hakem bence bitirmelisin. Kesinlikle bitirmelisin. Oo, çok korktum son pozisyonda arkadaşlar. Ama biz bu maçı almayı başarıyoruz. Çok çekişmeli, muhteşem bir karşılaşma oldu ama biz buradan da galip ayrılıyoruz. 9 şut çekmişiz. 9 da kaleye gitmiş. 8 şut çekmiş. 7'si de kaleye gitmiş. Çok güzel bir karşılaşma oldu. Zlatan İbrahimovic maçın yıldızı oluyor. Tebrik ediyorum. Canım İbrahimovic'im benim. Adamım benim. Aa, çok terledim. Vallahi terledim oynarken arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. Ve puanımızı 13'ü yükseltiyoruz. İşte budur ya. Neymar 39 level oldu. Aferin adamım benim be. Çok güzel. Hemen sonraki rakibimizi, sonuncu rakibimizi buluyoruz arkadaşlar. Bakalım o kim oluyor. Aa, çok hızlı rakip buldu tekrar. Of, 651 derecesi var. 2A nezaket derecesi var. Bizim de 653 derecemiz oldu arkadaşlar. Ya ama artık dediğim gibi sürekli güçlü rakip geliyor. 99 takım ruhu. Boni, Podolski, Neymar, Robben, Toni Kroos, Javi Garcia, Alaba. Oğlum herkeste Alaba var ya. Ondan sonra Kompany var. Kalecisi Hart. Sağ bekinin ismi geçmiyor, okuyamadım. Güzel bir kadrosu var ancak bizimkisi daha iyi gibi sanki. Yani ben bizimkisinin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bir de istatistiklerini kontrol edelim arkadaşlar. Winter is coming yazmış. Galatasaraylı Sabri Türk'müş arkadaş, merhaba. %50 galibiyet oranı var. 5. klasmanda, gene aynı klasmandayız. 106 maçın 54'ünü kazanıp 35'ini kaybetmiş. Çok güzel. Yani bizim istatistiklerimiz şu anda daha %62,5 galibiyet oranımız oldu arkadaşlar. Ve son 4 maçımızın 4'ünü de kazandık. Çok güzel bir istatistik bu bizim için. Hemen stadyumu geceye alıyor ve rastgele alıyoruz. Ve maça başlıyoruz.
Türk arkadaş. Umarım alnın akıyla güzel bir futbol oyunu ortaya koyar ve umarım biz kazanırız. Çünkü puana çok ihtiyacımız var. Bir mağlubiyetimiz, bir beraberliğimiz var bu klasmanda arkadaşlar. Bu yüzden bizim her türlü 3 puan almamız gerekiyor. Bakalım nasıl bir karşılaşma olacak, göreceğiz. Ve maçımıza başladık arkadaşlar. Ayak koydu. Garcia ayak koydu. Dümdüz koşayım dedim. Bildiğiniz üzere her zaman sağa sol falan yapardım ama bu sefer düz koştum. De Jong'a bak lan. De Jong kimdi? De Jong bana neden bu kadar tanıdık geldin? Neyse. Bakalım nasıl bir karşılaşma olacak arkadaşlar. Birazcık riskli. Aa, Robben'i varmış lan. Oha, ben Robben'i görmedim. Neymar'ı kaçırsaydım. Neden topsuz oyuncu kontrollerine geçmedi ki Neymar? Aha. Alamadım. Aha. Ne oldu lan? Öngörülemeyen koşullar yüzünden oyun devam ediyor. Ne? İnternetim mi gitti benim? Ya maç gitti ya. Arkadaşlar, o zaman ben bu bölümü burada noktalamak istiyorum. Özür dilerim maç koptuğu için. Galiba Konami'den dolayı koptu maç. Çünkü beraberlik verdi ve lag yoktu oyunda. Arkadaştan kaynaklandığını da zannetmiyorum ama ki yani benden de kaynaklanmıyor. Galiba Konami'nin serverlarında bir şey olmuş olabilir, emin değilim. Zaten şey bulması çok uzun sürdü. Bağlantı kontrolü falan çok uzun sürmüştü. Arkadaşlar, o zaman hepinizden özür diliyorum ancak bu bölüm 2 maç yapalım. Önemli değil. Bir dahaki bölüm tekrar 3 maçtan devam ederiz. Bir dahaki, yani sıradaki PES bölümü benden gelecek, PES bölümü arkadaşlar. Extreme olacak bir aksilik olmazsa. Ben şimdi iki bölüm arka arkaya MyClub çektim. Bir sonraki Analig olacak ve Beşiktaşlı olacak. Benden bu kadar arkadaşlar bugünlük. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. 13 puanla şu anda 5. klasmandayız. 18 puana ihtiyacımız var. Bunun için 16, yani 2 maç daha kazanırsak dürüst klasmandayız arkadaşlar. Umarım kazanırız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atarak ve yorum yaparak beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. En aşağıda tekrar Gökhan var. Gomez'e neden attın? Çok güzel bir boşluk. Quaresma! Muhteşem bir gol. Çok güzel oturdu Quaresma. Topu muhteşem oturttu. Harika ötesi bir gol. Harika ötesi bir gol. Paris Saint-Germain. Ne güzel yendim ya. Mervan beni çok güzel yendi arkadaşlar. Tabii ki de. 4-0. Acayip görmeniz lazım. Geçmiş olsun. Ben şöyle geçeyim. Evet gençler, burada 3-2 oldu.